Selamlar herkese. Bugünkü konuğumuz Chevrolet Kalos. Bugün Cengizhan arkadaşımla beraber Chevrolet Kalos'u inceleyeceğiz. Arabamız Chevrolet Kalos. Başta belirttiğimiz gibi. Önce size dışarıdan biraz detay almak istiyoruz. Ardından arabanın içini göstereceğiz. Ve daha sonra bir sürüş testiyle beraber araba ile ilgili bilgiler vereceğiz. Kamera rüzgardan sapıtıyor. Kamerası. Arabamız dışarıdan bu şekilde. Gelin hep beraber bir bagajına bakalım. Şeyimiz var. LPG tankımız var. Bagajda kaç litre Cengizhan bu? 320 litre diyebiliyorum. Bagaj 320 litre. Tüp tankı kaç litre? 60 litre olması lazım. 60. Zaten yarısını kapatıyor ama yine de kullanılmış yani. Bagajda tüp tank olmasına rağmen kullanılabilecek hatchback alan. Hatchback bir arabanın bagajı kadar şu anda yeri var. Aynen öyle. Dediğin gibi bir hatchback araba kadar bir bagajımız var. Fazla uzatmadan içine geçelim arabanın. Boyum 1.80. Ben ön koltuğu kendime göre ayarladım. Ön tarafta dizlerim torpidoya değmeyecek şekilde oturuyorum. Ve arka taraftaki diz mesafesini görebiliyorsunuz. Arkada oturan bir kişi de, hatta ben de oturuyorum. Rahatlıkla oturabiliyorum. Şöyle diz mesafemi de göstereyim. Hani tam koltuğun arkasına girmiyor ama bacakları açık bir şekilde rahat oturabiliyorum. Kafam tavana değmiyor. Bu da güzel bir şey. Ya yani arkası gayet geniş olduğu söylenebilir. Devam edecek olursak, bu sağ taraftaki koltuğun arkasında bardaklık var. Cengizhan, bu sol tarafta da bardaklık var mı yoksa? Solda yok, burada sehpa var. Sol tarafa koymamışlar yani. Açalım. Yok, solda yok. Sehpa koymuşlar. Otobüsle yola gidiyormuş gibi. Burada bardaklığın ve sehpan var. Araba 4 cam otomatik. Şöyle gösterelim. Otomatik cam düğmeleri, kapı kolları, tutamaçlar. Eksilerinden birisi arkalarda şey yok. Kapılarda cep yok gördüğünüz gibi. Ama ne yapmışlar? Onun yerine buraya bir sehpa, bir de alt tarafa, sol tarafa oturan kişi için bir bardaklık bırakmışlar. Güzel. Arkası gayet kullanışlı. İçine geçelim ön tarafa. Kapıdan başlayalım öncelikle. Klasik bir kapı açma kolu, cam düğmesi, tutamaç ve burada çok fazla bir işe yaramayan, sadece bez koyabileceğiniz bir cebi var. Onun haricinde şöyle ön torpidoyu göstermek istiyorum size, göğsü. Bildiğim masa gibi adamlar göğüs yapmışlar. Neden bu kadar büyük yapmışlar tartışılır. Bir tane şurada torpidosu var. Yeterli. Hani evraklarınızı koyarsınız, ıslak mendil koyarsınız şu durumda, kolonya. Onları alacak kadar bir torpidosu var. Haricinde şoför muavini kısmında, yani şoförün müdahale edeceği kısımlarda gördüğünüz gibi havalandırma kanalları. Yukarıda bir saat var. Başka da bir şey yok. Kapı açma ikaz göstergesi var. Yol bilgisayarı falan yok orada. Arka cam rezistans düğmesi dörtlü. Burada da boş bir düğme. Sonradan takılmış bir teybin altında ufak bir göz var. Cep telefonunuzu, sigaranızı, ruhsatınızı koymanız için. Hemen altında klima panelini görüyorsunuz. Klimalı bir araç. Onun altında ise, hemen oturup şuraya göstereceğim size. Burada yine bir bardaklık var. Vallahi çoğu arabada olmayan güzel şeylerden birisi bardaklık. Şahsen bende Polo var. Polo'da bardaklık yeri var, bardaklık yok. Kötü bir şey. Hemen onun altında küllüğümüz var. Küllüğün yanında çakmaklık. Bunların altında yine bir boş alan var. Gördüğünüz gibi. Orta konsolda vitesimiz, el frenimiz ve LPG göstergesi bulunuyor. Şoför kısmına
geçelim isterseniz. Şoför kısmının kapı kısmında klasik kapı açma kolu, 4 cam otomatiğinin düğmesi, arka camları kilitleme düğmesi, tutamaç ve yine çok bir işe yaramayan, şöyle göstereyim, incecik bir cebi var. Arabanın önündeki camı otomatik, pardon camı diyorum, aynaları otomatik, elle ayarlanıyor. Burada küçük bir kartlık gibi bir şey var. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Kartlık gibi bir şey yapmışlar. Şoför kısmına geçelim. Sol taraftaki kalorifer ızgarasının altında, havalandırmanın altında far ayarı var. Haricinde böyle bir kaplanmış kamyoncu işi, tırcı işi bir direksiyonumuz var. Direksiyon simidi olabildiğince büyük. Teyp sonradan takıldığı için burada teybin kumandası var. Normalde bu arabalarda bu kumanda yok. Değil mi Cengiz sen? Yanlış kumanda bilmiyorum. Kumanda orijinal. Aa, kumanda orijinalmiş. Pardon, çok özür diliyorum. Çalışmıyor ama orijinal teyp olmadığı için çalışmıyor. Ha, kumandası orijinal fakat teyp değiştiği için kumanda çalışmıyormuş. Böyle de bir sıkıntısı var. Gelin hep beraber bir kadranı inceleyelim. Anahtarı bir ver canım. Kadranımız kontak kapalıyken bu şekilde açtığımızda bizi ne karşılıyor? Kilometre. Kilometre. Başka karşılayan bir şey yok. Ortada ikazlanmaları var. El frenin çekik olduğunu gösteriyor. Yakıt, hararet, devir saati, bir de hız saatimiz var. Bu kilometre kısmı sanırım değişmiyor. Yok, değişmiyor. Değil mi? Herhangi bir uyarı var mı? Hiçbir şey yok. Gittiğin tripim sadece var. Sadece kilometre var, trip var. Ha, trip A, trip B var. Hani iki... falan öyle şeyler. Aynen. Yok. Klasik bir gösterge koymuşlar. Şurayı tekrar göstermek istiyorum. Kontağı açınca birazcık daha canlandı burası. Burada yağ ikazı, kapı açık ikazı var. Motor lambası, akü, bir de emniyet kemeri ışıklarını bu orta göğsün üzerine koymuşlar. Gayet hoş olmuş. Arabanın güneşliklerinde gördüğünüz gibi yani yolcu tarafında ayna var. Hatta şoför tarafında da ayna varmış. Bu güzel bir şey. Çoğu arabalarda olmuyor. Makyaj aynaları var. Eksisi aynaların ışıkları yok. Onun haricinde yeterli. Fazla da anlatacak bir şeyim yok. İç kısım olarak. Gelin hep beraber bir sürüşe çıkalım. Sürüşte teknik özelliklerine biraz değinelim. Sigara içerek mi gideceğiz? Ses açtım. Kamera bir şey yavaş. Benzine dalayım mı araba? Yok yok abi. Benzinimiz yarım dök kulak. Yanmış olmasın. Tekrardan selam herkese. Şu anda aracın içerisindeyiz. Bir ufak çaplı bir sürüş testi yapacağız. Sizlere izlenimlerimizden bahsedeceğiz. Ve bu sırada da Cengizhan sizlere araç hakkında biraz bilgi verecek. Cengizhan tekrardan merhaba. Merhaba. Bize biraz arabadan bahsedebilir misin? Marka, model, hani? Chevrolet Colossus 2004 model. Evet. 1.4-16 var benzinli. 83 beygir. 1.4'ler genellikle zaten 80-85 beygir aralığında oluyor. Yeterli bir turbosu beygir. Turbosu yok, atmosferik. Aynen, düz motor. Onun dışında... Araç LPG'li. LPG'li, benzinli LPG. Yakıt tüketimi nasıl? Yakıt benzinde şehir içi 9 litre civarı yakıyor. LPG'de de 10-11 litre yakıyor. Yani ortalama yani, kuruş hesabına vurursak. LPG'de 25 kuruş, benzinde de 45 kuruş civarı yakıyor şehir içinde. Yani günümüz yakıtlarına, yani yakıt fiyatlarına göre normal zaten. Aynen. Yakıtlar da düştü. Düştü, LPG 2.5. Aynen öyle, 2.5 lira oldu LPG. Onun haricinde ya nasıl bir araba? Hani sürerken yolda gidişi, duruşu, hani fren mesafesi, biraz bunlardan bahsedebilir misin? Anlatayım. Bilmiyorum 8 valfi var mı bunun? Bu 16 valf. Gidiş falan o yüzden biraz daha canlı. Aha. Alt devirler, üst devirler canlı araba. Çok hızlı bir araba değil. 1.4 sonuçta 83 beygir bir araba. Ama öyle Doğan Şahin gibi de değil yani. 13 saniye
civarı bir 0-100'ü var. Bu araba için iyi. Fren mesafesine gelirsek, fren olarak ön disk arka kampana bu arabada. Zaten klasik. Uygun fiyatlı arabaların çoğunda bu aynen şekilde öyle yapıyorlar. Arka kampan olduğu için biraz daha fren mesafesi uzun ama hafif olduğu için araba 1 ton ağırlığı, 1025 olması lazım. Hafif olduğu için duruyor. O yüzden çok de gidiyor. Çok yüksek hızlara da çıkmıyor zaten. Yeterli. Ya yani klasik bir aile arabası aslında. Hani günümüz öyle gençlerinin pek tercih edip yapacağı bir araba değil. Hani modifiye çok fazla yatkın değil. Yani yaparsan yapılır ama daha çok aileye hitap eden bir araba. Peki şöyle bir durum var şimdi. Türkiye'de Chevrolet firmaları kapatıldı. Bayiler kapatıldı. Chevrolet kapatıldı ama yedek parça olayı nasıl? Bu arabada bilinmeyen bir şey var. Chevrolet olmasına rağmen Opel. Yürüyen ve motor araba Opel. Araba Opel. Aynen. Motoru Opel'in Ecotec motoru 1.4. Yürüyenin şanzımanı tamamen Opel. Sadece üretimi Chevrolet. Evet. O yüzden motor parçalarında, yürüyen parçalarında herhangi bir problem yok. Yani mekanik olarak sıkıntımız mekanik yok. Mekanik olarak hiçbir bulunmayan parçası falan yok. Çok güzel. Fiyatlar da Opel yani. Astra ile aynı fiyat. Çok güzel. Peki ya, kaporta ve plastik aksam olarak yani far grubu olsun ne bileyim aynasıdır, hani çamurludur bunlar nasıl? Ya bu araba 2002 ile 2006 arasında üretilmiş. Evet. Yanlış bilmiyorsam. Kısa bir süre üretildiği için çıkma parçası pek yok. Az var. Sıfırı da yine az var. Türkiye'ye pek gelmiyor. Elinde olanlar da çok para istiyor. İşin açığı yani. Geçenlerde pahalı. Bir stop muhabbeti aynen vardı hatta. Arka stopları değiştirecektim ben. Sol arka stop buldum 160 liraya. Sağ arka stop buldum 450 liraya. Allah Allah. Sağ sol farklı aynen, fiyat istiyorlar. 3 katı fiyat istiyorlar sağ stopu. Sol stop gittiğim yerde 3 tane vardı. Sağ stop yoktu. Sağ stopu başka bir yerden buldum. 450 lira para istediler. Allah. İşte yani başta da belirttiğimiz gibi mekanik olarak Opel olduğu için parçalar uygun fiyata ve çıkma bir şekilde bulunabiliyor. Ama Chevrolet'in Türkiye'de üretimi ve fabrikaları kapandığı için yedek parça çok fazla yok. Kaporta aksamı olarak tamamen kapandı. Aynen. Parça desteğini kestiler. Ya yurt dışında hala devam ediyor üretim. Yurt dışında var. Parça desteği Türkiye'de yok şu anda. Ama dediğim gibi sadece kaporta aksamı zor bulunuyor bu arabanın. Belki kapısını, penceresini bulursunuz ama far grubu, sinyalleri, stopu vesaire. Ya, yanlış anlaşılmasın. Bulunmuyor değil, bulunuyor ama pahalı. Aynen. Bulunduğu zaman da adamlar iyi para istiyorlar. Böyle bunun emsali mesela atıyorum Hyundai'nin bir arabasını alsan bir stopu 150 liraysa bu arabanın 300-350 lira. Evet. 450 lirası da benden 350'yi alabilirdim belki ama almadım. Gerek yok o kadar para vermeye. Tabii canım. Zaten çalışıyor, bir sıkıntısı yok. Bir problem yok. Sadece soluktu biraz. Evet. Değiştireyim dedim. Onun haricinde özel olarak değinebileceğim bir şey var mı? Hani sen bayağıdır kullanıyorsun çünkü bu arabayı. Söyleyeceğim. Araba rahat bir araba. Şehir içi arabası. Uzun yola pek gelmez. Neden gelmez? Araba başta dediğim gibi çok hafif. Bir de yüksek yerden. Yerden yaklaşık 20 santim falan yüksekliği var orijinal hali. Yani tutunmama problemi var anladığım kadarıyla. Rüzgardan araba çok fazla geziyor yolda. Ya bunlar aslında çözülebilir. Bir spor yay, bir jant büyütmeyle. Spor yay, büyük jant vesaire de yine de gelmez yani uzun yola. Evet. Hem rampalarda düşüyor araba. Jantı büyütürsen daha çok düşecek. Daha çok düşer. Hem çok fazla ses gürültü alıyor içine. Şehir içinde şu anda pek bir şey yok belki ama yüzün üstüne çıktığın zaman sürekli rüzgar esiyor arabanın içinde. Ha, bunlar hep eksileri. Tabii. Bunlar yani uygun fiyatlı bir arabada yani. Ya, bu arabanın amacı daha çok şehir içinde. Evden işe, işten eve. Hafta sonu şöyle 100 km yol yapayım falan arabası. Yakıt tüketimi az olsun. Yakıt uygun. Parça maliyetleri dediğim gibi mekanik de uygun. Kaza yapmadığın sürece mekanik ha olarak bakımda sıkıntın yok. Vurmazsan bir yere problem değil. Kaza yaparsan da biraz para çıkacak cebinden mecbur. Evet. Pahalı parçası. Fark ettiğim kadarıyla şey var bir de. İç trimler. Trimleri kütük. Aynen öyle plastik. Tamamen plastik. Ya baya baya plastik. Öyle böyle değil. Yumuşak hiçbir şey yok arabanın içinde. Her şey kütük, plastik. Kütük ses geliyor hatta dokandığın zaman böyle.
duyuyor musunuz bilmiyorum ama şu an torpidoya vuruyorum ve tütür ses geliyor. Böyle birleşme yerlerinden böyle parçaların arasından titreme sesi falan gelmiyor. Ama plastik olduğu için elini değmek istemiyorsun hiçbir yere. İşin açığı o yani. Ya, Tofaşlarda bile yumuşak göğüsü Tofaşın varken. Tofaşın göğüsü bile yumuşak. Bu araba kuru plastik yani. Ya ama bu model aralığında nedense çoğu arabada hep böyle sert plastik var. Model maliyetten düşürmek için mi yaptılar acaba? Model aralığından ziyade Amerikan arabası olduğu için. Amerikanların tamamında bugün Mustang da alsan 2004-2005 model. Onda da aynı kuru plastik. Belki biraz daha kalitelidir ama o da plastik yani %90 yeri. Ya sonuca bağlayacak olursak ne diyorsun? Hani bu arabayı düşünenler alsın mı? Alacak kişiye bağlı şimdi. Benim yaşım 22. Ben bu arabayı almam şahsen. Neden? Çok iyi gitmiyor. Tamam. Doğan Şahin gibi gitmiyor ama çok hızlı da değil. Yol tutuşu çok yok. Görüntü olarak bir estetiği yok benim gözümde. Bana hitap eden bir araba değil. Evet. Bakma bindiğime. Benlik bir araba değil ama asgari ücretle çalışıyorum diyelim. Eşim var, iki çocuğum var. 30 bin lira, 40 bin lira arası bir araba alacağım. Düşünürüm. Alırım o zaman. Yakıt uygun. Dediğim gibi içi geniş arabanın. Çok geniş olması da hatchback bir arabadan bu geniş sonuçta. Eralardan biraz daha geniş sanki araba, değil mi? İç olarak geniş. İç aksam aynen. İç. Oturduğun zaman koltuk mesafesi vesaire geniş. Eradan güvenlik olarak daha iyi. 4 airbag var bu arabada. Eralarda 2 var. Önde 2, koltuklarda 2 airbag var. Güvenlik olarak daha iyi. Yol tutuşu olarak Eradan daha iyi. Erada kullandım ben. Era yerine tercih edilebilir yani. Hyundai Türkiye'de biraz daha fazla tutuluyor ama bunlar da yanlış bilinen bir yakıt tüketimi konusu var. O biraz cruise'larda var ya. Cruise'lara çok yakıyor. Gerçekten yakıyor ama Chevrolet çok yakar diye bir düşünce var. Yanlış. Şu anda yani Şahin'den daha az yakıyor bu araba. Evet. Şahin 30-35 kuruş yakıyor LPG'de şehir içinde. Bu araba 25 kuruş, 20-25 kuruş civarı yakıyor. Yakıt olarak dediğim gibi çok uçuk değil yani. Toparlayacak olursak dediğimiz gibi hani şehir içinde kullanmaya, çok fazla yol yapmayan insanlar için ideal bir araç. Aynen öyle. Kaza yapmadığınız sürece fazla canınızı yakacak bir araba değil. Başta belirttiğimiz gibi mekanik yürüyen komple Opel olduğu için parçasını her türlü tedarik edebiliyorsunuz. Ama kaporta aksamında ve bu far olsun, stop olsun, ayna olsun bu parçalarda biraz bulmada sorun yaşıyorsunuz. Bulduğunuz zaman biraz maliyetli oluyor. Onun haricinde alınıp binilebilecek bir araba. Bunun aynı segmenti bizim gözümüzde Era, Accent, bu Admire kasalar var yani onlar 1.6'lar. Hı hı. O kasa Accent'lerle aynı bizim gözümüzde. Aynı fiyatın arabaları. Yani. Aynı grup. Yani bunun parasına alınabilecek çok bir araba yok şahsen bu modelde. Şu piyasada yok. Bu modelde, bu dolulukta. Doluluk demiyorum, bir doluluğu yok bu arabanın da. Ya yine hava yastığı ve kliması var. Hava yastığı, kliması, 4 cam otomatiği var. Aynen öyle. Onun dışında pek bir opsiyonu yok arabanın. Klasik. Bu en dolu versiyonu bir de. Arka cam manuel olanları da var onun. Hı-hı. İki airbag olanları var. Bu en dolusu. Fuller fulline biliyoruz yani. Aynen. Bu araba en dolusu. Şimdi tabii aracımız her zamanki gibi stok değil demek isterdim ama ölüm bir stok. Orijinal, tamamen orijinal. Hiçbir ekstra hiçbir şey yok arabada. Jantlarına kadar orijinal. Çelik jant var bak. Onu söylemedim. Zaten 14. Fabrika çıkışı 14. 14 fabrika çıkışı çelik jant var. Orijinal çelik jant üzerindekiler. Sonradan takma falan değil. Fazla da oynamaya gerek yok zaten. Hani performansa düşmemesi için 14 hiç ideal. Gerek yok. Biraz da 16 jant takayım desem bu arabaya gitmeyecek. Evet. Zaten rampada şimdi 5'te girdiğin rampaya 4'e düşüyorsun çıkarken. 110 ile 120 ile girdiysen 80'e düşüyor araba. Ama binilmeyecek bir araba değil. Şehir içinde bineceğim diyorsan, öyle gittiğim yer 100 kilometreye geçmez diyorsan alınabilir. Ama ben dediğim gibi almam yani. Devam et. Şahsen.
Çok bir performansı yok. Görüntü olarak ağam şu an bir görüntüsü yok. Ama tam böyle 40 yaş üstü. Asgari ücretle çalışan adam arabası. Bineyim, pikniğe gideyim. Tabii. Ben aldığım zaman bir masraf ettim bu arabaya. Onu da söyleyeyim hatta. Ön düzeni komple sıfır yapıldı bu arabanın. 4 amortisör değişti. Frenler değişti. Balataları. Ettiğim masraf toplam 1000 liraya yakın. Gayet ideal ön aslında. Ön düzeni tamamen. Rot başları, rot kolları, Z-rotlar, salıncaklar. Salıncaklar da dahil değişti. 1000 liraya yakın masrafı oldu. Şu anda yani tık yok hiçbirinde 1000 liraya. Yani bir Fransız bir VAC grubuna göre tabii fazlasıyla ucuz. Tabii alsan 2 salıncağı sadece 1000 liraya yakın para tutuyor. Evet. Bu araba dediğim gibi parça yanından bir sıkıntısı yok. Ya mekanik olarak korkunuz olmasın. Tabii kaporta olarak sadece belki dediğim gibi çamurlu kaputu bulunur ama far grubu, stopları, atıyorum çamurluktaki sinyalleri, panjuru bulunmayabilir. Bulunsa da çok para. Şahsen ben hepsini buldum. Ama iyi para yani. Vermem ben o paraları. Evet. Cenk sen çok teşekkür ederiz. Ağzına evet. Sağlık. Bir de sende Volvo S60 vardı bildiğim kadarıyla. Pardon S40 2.0. 1.8. 1.8 markası 2.0 yazıyor. Öyle yazmışlar. Ben aldığımda da öyle. Anladım. Hiç değiştirmedim. Yakın zamanda inşallah onu da incelemesini yapalım. Olur. Onu da çekelim. O arabanın her şeyi yapıldı zaten. Aynen. Biz biraz da ondan bahsedelim. Çünkü günümüzde çok ön yargılı davranılan bir araba. Aynen. Bu araba neden araba bu kadar ucuz? Ucuz satılıyor. Niye bunu hani alayım bineyim kafasında insanlar. Fazla da detay girmeyelim. Ya yeni videoda görüşmek zaten. Dileğiyle. O arabaya da bayağı söyleyeceğim şey var. O zaman yeni videoda görüşürüz. Aynen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evde kalın.